vakti gelse de vatana gitsek. Vatan gözümde tütüyor, sızlıyor yürek. İzin vakti gelse de vatana gitsek. Vatan gözümde tütüyor, küllenmiyor özlem. Yollar uzun, gözler dalgın, dudaklar dualarla dolu. İsyan dolu şarkılar uğurladılar bizleri. Yürekler stadyum gibi çarptı. Vatan gözümde tütüyor, yollar aşındı, dikenler sarardı. Gurbetin şarkısı kalpte çalıyor. Hasretin sıcak bedenimize oyuncak oluyor. Vatan gözümde tütüyor, dillerde türkü oluyor. Gurbete gitti, gurbetçi oldu. Böyle güzel dostlarımız oldukça, ne bileyim, insan gözü arkada gitmiyor. Yani burada çocuklarını dahi emanet edebilecek şekilde bir dostluk oldu. O yüzden hiç aklımız buralarda kalmıyor. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Tabii bu en büyük teşekkürlerden biri de dünürüme ve damadı Ümit'e çok çok teşekkür ederim. Oğlumu gerçekten bir onların oğlu gibi bakıyorlar. Oğluma bir yandan diyorum, ben çok şanslısın, böyle güzel bir bacanağım var. Değerini bil, öğreneceğin çok şey olur. Allah razı olsun ondan da. Hiçbir zaman onu yalnız bırakmıyor. Yorumlarda var mı şeyler? Bakayım. Dilas'tan hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız inşallah Azim Abi'yle de yayın. Teşekkür ederiz Gülizar Hanım. Sağ olun. Bu sefer canlı yayını kaçırmamış Gülizar Hanım. Evet. Halil, saygınlı iyi yolculuklar dilerim. Kıbrıs'tan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Kıbrıs'a da selam olsun. Almanya'dan diyelim. Bu sefer güzergahımız gelirken dediğimiz gibi Avusturya'da çok inşaat var. Yani Avusturya'da derken genellemeyelim. Şimdi belki gideceğimiz tarafta da vardır da. Ama Villach'tan Salzburg'a kadar yollar çok acayip derecede inşaat var. Ha, durmadan ilerleyebiliyor insan ama çok sıkılıyor. 80, 60, 60 devamlı o vaziyette geldik ve tabelalar koymuşlar ama çok dikkat etmek lazım. Gece tehlikeli oluyor. Gece çok tehlikeli. Gece gelecek olursanız sağ şeritten hiç ayrılmadan gelin Villach tarafından Almanya'ya doğru gelirken. Çünkü işaretlemelerde Reisverschlussverfahren kullanmaya gösteriyor. Ben bir girdim, az kalsın silindire çarpıyorduk gece yarısı. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yani onları aldırış etmeden sağ şeritten devam edin. Bu sefer de Macaristan üzeri Sırbistan'a geçip bu
seferki güzergahımızda Macaristan, Sırbistan, Novi Sad üzeri, oradan Yeniçevre yolundan Niş, Kalotina, Sofya olacak. Bulgaristan'da 1-2 hafta kaldıktan sonra da Türkiye'ye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, buradan da yol ayrımı Salzburg, Avusturya, İtalya, Deggendorf, Nürnberg otobanı buradan ayrılıyor. Yani mini havalarına doğru ayrıldık şu an. Devam edelim. Oradan da yolumuza devam edeceğiz. Yasin Çiçek, selamlar. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz. Gidecek olanlar için de böyle ufak bilgiler topluyoruz gittiğimiz zaman. Maksat sırf gezmek değil. Hazır yola çıkmışken tam sıla yolu. Neler var neler yok. Bilhassa tabii zaman kısa şimdi şu anda. Bütün evraklarınızı tekrardan yola çıkmadan önce bir gözden geçirin. Hatta şimdi sohbet ederken bile evde olanları varsa kontrol etsin. Belki unutmuş olabilir. Peki pasaportunuz bitiyor çünkü. Evet. İyi insanlar evet. Üstüne gelişmiş. Balıkesir'deki arkadaş gibi pasaportunuz biter. Hayırlı yolculuklar dilemiş. Çok teşekkür ederim hemşerim. Kolay gelsin o da işte. Yani hep sohbet ediyoruz. Böyle şeylere dikkat edin diye en büyük örneği şimdi kendisi geldi buraya. Bülent hemşerim. Onun için hanımın dediği gibi insan lafın üstüne gelir. Sağ olsun yengem de az önce özelden yazdı. Hayırlı yolculuklar diledi. İzleyemeyecekmiş. Çalışıyor işte. Ona da kolay gelsin. Yani aklımda var şu tarihe kadar demeyin. Açın tekrar bakın. Bakmakta bir zarar olmaz. Doğru, benimki de bitiyor. Şimdi gittik mi hemen benim evet. Pasaportu başvurmam lazım. Gidene kadar çıksın. Aslında benim tavsiyem böyle durumlarda izin yaklaşırken kapıya bir liste asmak. Tabii evden değil. Çıkarken gözünde bulunsun. Yani dışarı çıkarken, içeri girerken böyle unutmuş olabilir. Ya aklımda şu vardı, şunu yapayım derken tamam ben bunu hallettim diye oraya bir işaret koyabilirsiniz. Pasaportun günlerini. Aracın yeşil sigortası şimdi artık yeşil değil ama ismi kaldı öyle, yeşil sigorta. Orhan Ak, ben Münih'teyim. Münih'teydim. Biz de şu an tam Münih havalanın Allah tünelindeyiz. Buradaki bu tabelalara dikkat etmek lazım bu taraftan gelenler için. Tabelaların arkasında radar var hız sınırı olan yerlerde. İsmail Balabanoğlu, iyi yayınlar, kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim. Herkese saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim İsmail abi, hoş geldin. Bekir diye yazmış, Azim abi insanlara iyilik yaramıyor. Ne kadar anladı anlamıyorlar. Ya anlayanlar var. Kötülük yapmakta gerek tabii. Yok yani. Ya. Anlayanlar. Sen iyiliğini yap. Ne diyorlar? Suya at. O seni ben bulur. Ben öyle diyorum. Denize at, balık olsun. O bana balık olarak geri geliyor. Aynen öyle. Anlayan anlar. Allah hayırlı insanlar yolumuzu çıkarsın. Evet. Amin. Şimdi bakalım tüneldeki sinir mi? Devam ederiz tünelin dışında. Viyana'da da takipçilerimiz var. Buradan onlara da çok selam olsun. Her gittiğimiz yerde böyle sağ olsunlar davet ediyorlar ama işte yoldayız, olmuyor. Tamam.
köprüye girdik. Şuradan ünnetimizi alalım. Burası ünnet girişiymiş. İleriden benzinlikten ünnet alacağız. Online almadık. Tam girişte gümrükte yol inşaatı var. Geçtik.
dikkatimi çekti. Radarlar var hep. Arka taraftan plakaları okuyor. Bakalım otoban üzeri mazot fiyatları, benzin fiyatları ne alemde? Güzel 2 euro 9 Super 2'si 2 euro 8. Şuraya girelim mi? Biraz Salzburg, Slovenya tarafından gitmek isteyenler, bu güzergahtan gelenler sağdan ayrılıyor. Linz, Viyana tarafı da buradan soldan ayrılıyor. Kocaman Slovenya yazmışlar. Koskocaman da yazmışlar. Çok yakındır burada. Salzburg yakındır herhalde ya buradan. Şimdi bir günde oradan gidelim. Dolaşa dolaşa gidiyoruz. Bir daha geldik mi öyle denebiliriz. Ama böyle gidelim. Ozmana... Gündüz olalım. İnşaat varsa da zor olmasın. Viyana 190 kilometre. Yani gümrüğe de az kalmış, öyle bakarsak. Şimdi burada tabela da ne? Selim Şen, hayırlı yolculuklar, Allah kolunuz açık eylesin demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Haşim Türkmen, hayırlı yolculuklar dilemiş. Size de çok teşekkür ederiz. Avusturya'dan selamlar. Yeni gelenler için yine tekrarlamış gibi olacağım ama daha önceden izleyenler için Avusturya vignetinizi almayı unutmayın. Park yerinde bile polis dedim yani vignet kontrol asfinan arabaları geziyor. Teker teker arabaların plakalarını kontrol ediyorlar. Bilginiz olsun. Cezayı da anında yazıp gönderiyorlar. 3 tane arabayı yarım saatte hemen yakaladılar orada. Bahane kabul etmiyoruz diyor. Şimdiye kadar, buraya kadar diyor. Bu 3. benzinlik ve online alma da imkanınız var diyor. O yüzden hiç gözünün yaşına bakmadılar yani. Biz hemen girişte günlük bugün için gece saat 23.59'a kadar geçerli olan 8 euro 60 sent olan günlük tiket Tagestik vignete aldık. Uygulamayı da çok rahat yazmış. Hakan Karatan. Yani online almasan da evet. Zor değil. Çok basit. Sadece bir tek Avusturya vigneti için bir püf noktası var. İlk defa online alacak olanlar için bilgi. Normal şirket adına almanız gerekiyor hemen anında geçerli olsun diye. Yoksa yanlışlıkla alırsanız 2 hafta sonra geçerli oluyor. Bu da neden? Almanya'da bu Rückgabe Recht var. Geri verme şeyi online alınanda. Onun için onu pas geçmek için de ben şirketim diyerek o şeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Yani geri vermeyeceğim diye. Yalan söylemesin gerekiyor. Yani bir şey evet. Bir sefer yoksa ne yapacağım? Bir nevi yalan söyleyip de öyle bir vignet alınıyor. Yani benim şirket sahibi değilim. Ben privatım. Özel bir kişiyim. Vignet öyle nasıl alayım diye. Herhangi bir şeyi yok onun. Mahsuru yok. Plakanızı verin ve aralıksız online alırken ona dikkat edin. Ve şirket diye seçtiniz mi hemen anında geçerli. Günü, tarihi veriyorsunuz aynı günde geçerli oluyor. Öbür türlü
ben vignet aldım diye yaparsanız 2 hafta önceden almanız lazım. Bana da hiç gerek yok. Tünellerde derken o ücretli tünellerde öbür geçerli değil, değil. Öbür tarafta. Değil. Değil. Oraları tavanlar, o ayrı özellikle yolunuzu kesiyorlar, istiyorlar. Evet, otoban, tavan otoban. Neydi o? Karavanken var. Karavanken tüneline bir tek gerekiyor. 850 öbür... olmuş Karavanken. Evet. Ötekin 13.50'ydi değil mi? 13.50. O Salzburg tarafından. Yani Slovenya tarafından gelirken tünellerde sadece Karavanken tüneli ödeniyor. Bir de Town Autobahn dedikleri bir bölümde ister istemez yolunuzu kesip alıyorlar 13 euro 50 centi. Işıklar açıkçası. Lambalar yanıyordu ama olsun, şu an. Salzburg buradan 127 kilometre. Tabelayı gördüm şimdi. Ama bizim o tarafta işimiz yok. Bugünlük yok. Hakan Karadan zaten bazı tüneller ekstra güzergaha bağlı yazmış. Evet. Yani sağ olsun. Haşim Türkmen, Avusturya'da mazot fiyatları nasıl? Videonun tam giriş başında zaten oradan başladık. Özellikle benzinliğe girdik ki fiyatları sizler için hem alalım hem de hanımın sözü vardı, kahve sözü. Hem sözünü yerine getirdi hem de sizler için bilgiyi topladık. Mazot 2 euro 9 cent, benzin 2 euro 8 cent. Tam videonun başında, bu canlı yayının başında mazot, benzin fiyatları hepsi var ama ben ek olarak tekrardan böyle bilgi geçeyim. Çünkü yeni yayına katılanlar var. Vigneti, günlük vigneti aldık. 8 euro 60 cent. Haftalık 10 günlük almadık. 11 euro. İşte tam onu sormuş Recai Umut. Bu bir günlük vigneti Macaristan için mi aldınız? Hayır, burası için. Avusturya için bir günlük vignet yeni çıkmış o da. Daha önceden yoktu. 10 günlük vardı sanki eskiden. 10 günlük vardı. Bir haftalık vardı. Şimdi günlük var. O günlüğü alırken de dikkat etmek lazım. Avusturya'ya saat kaçta girdi? Günlük alırsanız o Avusturya'ya girdiğiniz günün gece saat 23.59'una kadar geçerli. Yani biz gelirken örneğin aynı hataya düşecektik. Sonradan son anda fark ettik olayı. Biz 22.30'da Avusturya'ya girdik. Mümkün değil yani 1,5 saatte Avusturya'ya çıkmak. O yüzden 10 günlük almak zorunda kaldık. Ama şimdi giderken de gece saat 23.59'a kadar vaktimiz var. Olmasa da bir benzinliğe girip tekrardan yeni ya da online giderken yolda almak lazım. Yani ona çok dikkat etmek gerekir Avusturya'da. Dalgüller karavan kompas bize ders kalıyor. O zaman bu güzergahta öyle paralı bir şey yok. Ekstra tünel geliyor muydu burası? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Gelirse bir şey yani şey yaparız. Salzburg, Almanya istikametine gitmek için. Burası da Viyana tarafı yol ayrımı. Evet hanım, sözün yarıda kaldı. Burası bir, yani burası da derken Gümrük'e yakın. Macaristan, Slovakya, Avusturya arasında böyle bir masa kurmuşlar. 3 tane bank var. Yanında herkes kendi ülkesinde oturabiliyor olmazsa da Gümrük'e geçmedin. Çok güzel bir şey düşünmüşler. Geçen internetten gördüm. Herkes kendi ülkesinde oturuyor ama aynı masada oturuyorlar. Tam bir noktada bu toplanmışlar ha. Evet. Güzel bir şey. Kadri Koç Türk, hayırlı yolculuklar versin, selamlar. Teşekkür ederiz. Az önce enişte buradaydı. Selam yolladık. Umarım selamımızı iletmiştir enişte. Teşekkür ederiz Gülüze Bey. Linz tarafına çıkalım. Haydi tırtı okudum değil mi? Haydi.
başladı mı? Haydi İsviçre'deydi değil mi? Avusturya'da değil. Evet. Onun memleketi orası. Burada da hız sınırı 100. Eksik olan o. Evet, en azından yol düz. Pandorf'ta biz geçen sefer kaldık. Yağmurdan dolayı. Yani geçen seferinde dedim, bu 4 sene önceki bir olay. Macaristan'da ne kadar bilmiyorum. Ama biz Macaristan'dan almayı planladık. Şu anda deponun tam yarısı bile olmadı. İki çizgi harcamıştık. Yaklaşık 350 kilometre yol yaptık. Hemen hemen bir 200 kilometre yoktur herhalde daha gümrüğe. O yüzden Macaristan'da bir deneyeceğiz şansımızı. Bir riske gireceğiz artık. Bakalım nasip neyse. Ama bilgi için çok teşekkür ederim. İhtiyacı olanlar için de bir bilgi olmuş oldu. Kahveye de gidelim buradan. Gidelim mi şimdi? Ben aklıma kötü şeyleri sokma. Diyor bak. Son kararın mı? Ama yoldan çıkmayalım değil mi? Evet. Başım ağrıyor. Kulaklarım tıkanık. Bırak da dolaşacağım halim yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi seyirler. Kahveyi de almışsındır sen şimdi eline. Oh. Esen 66. Sinem iyi yolculuklar dilemiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Avusturya'dan sevgiler, saygılar. Bunlar şey aldı. Yemek molası. Adem çok... abim, bebe de yenge. Hayırlı yolculuklar. Allah kaza bela vermesin. Türkiye savasızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederiz desteğin için Emrullah. Burası sınırsız mı? Yok, 130. Yani şu an 100'dü. Şimdi hız sınırı kalkıyor. 130 oluyor. Mantıklısı burayı, yani Romanya üzeri gidecek olanlar için bile çok mantıklı. Hafta sonu çıkmak, tırların trafiğe çıkma yasağı olduğu zaman, o zaman rahat bir yolculuk yaparsınız. Böyle tırlar birbirini sollamaya çıktığı zaman bir yoğunluk oluşuyor ister istemez trafikte. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da polis pusuya yatmış bekliyor. Son zamanlarda da bu romorkla bu taraftan geçen arabacıları çok durduruyorlar. Çok ceza yazıyorlar Macaristan'da.
giderken dikkatimizi çekti. Avusturya Alpler'de daha hala kar duruyor, görünüyor. Ama şu manzara da muhteşem. Tepeden aşağı doğru bakış. Yer yer güneş görünüyor. Şimdi de çok beklediğimiz güneş geldi. Gösteriyor otobanı. A2 Graz, Budapest'te S1 A4 yol ayrımı burası. Ama yollar çok güzel olmuş. Şumar gidiyor. O pisin parkeri bulmasın lazım. Zaten dolduruyordur. Dolmadan yakalayayım diyordur ha. Kamperli kamyon gibi gidiyor, tıslaya tıslaya. Bir sesler de geliyor. Benim 41 km galiba yazıyordum. Evet, Viyana tepeden göründü. Tam o tepeden aşağı 80'e düşüyor hız. Orada da hemen radar koymuşlar. Sabit radarlar var. Buradan ilk sefer gelecek olanlar için dikkatli olsunlar. Şimdi biz yaklaşık bir 6 kilometre sonra Viyana'nın kıyından Macaristan'a doğru döneceğiz. Burada da bir tane daha radar. Çok pardon. O da arkadan mı çekiyor? Yani arka taraftan. Arkadan da çekiyor, önden de çekiyor. Maşallah donatmışlar radarları. Avusturya zaten radarlarından meşhur. Girişinde S1 yazıyor yolun üstünde. Buradan yolu ayırıyoruz. Prag, Bratislava, Budapest, Schwechtat diye tünele doğru gidiyoruz. Hızınıza burada dikkat edin. Çok radar var. Hep üstüne basa basa tekrardan söylüyor. Her tarafa radar doldurmuşlar. Yani sonra. Radarda hemen radar da burada. Buradan direkt. Şimdi birazdan da benzinliğe gireceğiz. Yaklaşık bir
50 kilometre sonra Pandorf'taki bir benzinlikte takipçimiz dedi. Mazot çok uygun fiyatı Shell'de, oraya gidiyoruz. Şimdi navigasyona orayı verdik. Şimdi havalanına doğru buradan ayrılıyoruz. Viyana havalanına doğru. Budapest'te yazıyor. Budapest yazıyor zaten. Sınırı kalkıyor. Buraya kadar hep 80'lik, 100'lük çevre yolu. Arabanın biraz ciğerleri açsın, bir 130 yapsın. Mazotu Shell'den değil de takipçimizin birinin yazdığı bir benzinlik var. Şimdi şu tabelayı gördüğünüz gibi Fishamend köy herhalde ya da kasaba, bilmiyorum. Şimdi gidince görürüz. Yaklaşık buradan 5 kilometre oraya gidip 1.57 dedi. Dizel. Şimdi bakıp göreceğiz. Sırf test etmek için otobandan ayrılıyoruz. Tabii ki bilmediğimiz için ister istemez navigasyonu çalıştırdık şimdi. Tamam kızım, teşekkür ederiz. Alıyoruz. Şimdi bir döner kavşak geliyor. Oradan ikinci çıkıştan direkt karşıya geçeceğiz. Burada otel de varmış bak. Hı hı. Life Hotel. F ile yazılıyor. Tam otobanın hemen dibinde. Güzel. Uzun yolculuk yapanlar için. Özel park yeri de var. Bayada dolu. Küçük bir köye, kasabaya benziyor burası. Buralarda da oteller var bak. Yol kıyılarında. Yol kıyılarında çok var. Göl mü var acaba de orası Fishamend? Niye aramada geliyor? Balıkla alakası var mı? Bilmiyorum ki. Fishamend. Balıkçı Ahmet. Benzin niye kaç kilometre kalmış? 3 dakika diyor buradan. 1 kilometre. Bakalım bir dediği gibi var mı? Yalnız mezarlıkları ne kadar bakımlı ya. Tertemiz. Hemen zaten bu yolun üstünde.
baya büyük yalnız burası da. Diyorsun. Kasaba gibi bir şey. Şeyden bakayım şimdi Maps'ten. Metre sonra. Şimdi tam gümrüğe yakın böyle çıkılır mı soruları gelir. Onun içinde mazot Macaristan'da 1 euro 74 cent dediler. Onun için özel olarak biz de geldik bu tarafta ucuz diye. Sırf sizlere göstermek için buraya çıktık. Aslında daha bizim Macaristan'ı çıkarırdı. Sırbistan'a kadar giderdik mazotumuzdan. Ama sırf bu yeri bulup kontrol etmek için otobandan çıktık buraya kadar. Bakalım takipçimizin bize yazdığı fiyat burada da geçerli mi? Burada ileride sağ tarafta benzinlik, bakalım fiyat ne kadar? 1.58. Doğru. Belediye doğru yazmıştı. Oradan teşekkür ederiz. Bilgi için teşekkür ederiz. Mazot burada 1.58. Süper'de 1.64. Yani çıkmaya değer Avusturya'dan köylere. Buradan da takipçimize tekrardan teşekkür ederiz. Fiş Ahmet. Bizim aklımıza kalır artık bu. Almanca balık yazılışı gibi yazılıyor. Fiş Ahmet diye kasabanın ismi. Tam çıkışta sağ tarafta kalıyor. Şimdi Pandorf'a yaklaşık bir 3 kilometre yolumuz kaldı. Son benzinlikten de buradan Macaristan için vignetimizi alacağız. Ne yazıyor? Pandorf 1 kilometre. Budapest direkt. Acayip derecede radar var. Sanki son 4 seneden sonra, bizim en son gittiğimizden beri daha fazla olmuş radarlar. Storf gümrüğüne yaklaşırken yaklaşık bir 20 kilometre kala şu rüzgar güllerinin gece manzarası bir harika görünüyor. Bugün de ilk sefer gündüz görüyoruz bu yoğunluğu burada. Yani neredeyse metrekareye bir tane rüzgar gülü yapmışlar ya, o kadar çok.
sanki bütün Avusturya'nın rüzgar güllerini buraya sermişler hepsi. Demek ki çok boğaz, dar boğaz burası. Baya rüzgar var herhalde. Solar panel yok. Sadece rüzgar evet. Gülleri var burada. Adelsdorf Amse. Yani göl de var burada kıyıda demek ki. Nikolsdorf'tan şimdi buradaki Shell benzinliğinden Macaristan için vignetimizi alacağız. Zaten o da hemen gümrüğün neredeyse son benzinliği. Girmeden önceki son benzinlik. Yani neden online almıyorsunuz diyenler için de belki online alma imkanı olmayanlar vardır. O yüzden de bilgi amaçlı nereden alabiliriz diyenler için de böyle bir bilgi olabilir. Ungarn'a yani Macaristan'a girer girmez de var büfeler. Burada euro ile ödediğimiz için biz hemen direkt euro ile ödeyip almak istedik. Vignette für Ungarn diyor. Biz de girelim alalım şimdi. Park yeri şurada var. Oraya gireyim. Burayı engellemeyelim. Orası elektrikli araçlar içinmiş. Şu sağ taraf. Kaç tane var? 2-4 tane elektrikli araç. Şarj istasyonu var. Evet, vignetimizi aldık Macaristan için. 10 günlük 24 euro 50 cent. İşte ucuz değil. Evet, yani 350-400 kilometre için. Ya öyle kıyaslarsan Sırbistan'da da hemen hemen aynı gibi. 17 gidiyor. Daha çok. Evet, burası çok biraz. Sırbistan'da 17. Dur bakalım bu kadar değeri var mı yolları? Geçen sefer yoktu. Geçen sefer Rumorku'muz da vardı. El usulü evet, oraya ödemiştim. Ben bir... Küçük araç istersen. Burada eski gümrük burası. Kalkmış vaziyette gümrükler. Herhangi bir kontrol falan yok. Macaristan'a diyor buradan sağdan diyor tırlar için. Burası 3,5 tona kadar olan güzergah. Vignetler buradan normalde alınıyor. Şurada ileride büfeler var. An itibariyle Macaristan'a girilmiş buluyoruz. Grüskot yazmışlar. Hadi bakalım bismillah. Hayırlı yolculuklar Macaristan'da. Bir dahaki McDonald's diyor 16 kilometre sonra. Video kontrol varmış yollarda. Hız sınırları 130. Otobanda 110. Karayollarında, şehir dışlarında 90.
Shopping Center. Burası bayağı da bir meşhurmuş galiba internette. Hemen ilk girişte 1,5 kilometre sonra inşaat tabelası yazdı. Yani tamirat hemen girişten bizi karşıladı. Hanımın dediği gibi bakalım 24 euroluk değeri olacak yollara var mı? Var mı? Hadi bakalım şimdi. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Aldık başımızı gidiyoruz. Seget miydi? Nereye? Seget. Röske. Başkenti neydi? Budapest. Budapest'e doğru gidiyoruz öte. Sene düşmüş ve sollama yasağı da var diye ikazda koymuşlar hemen. Ama fazla bir şey yok. Sanırım yok, evet, tek gidiş geliş yapmışlar, yok. Gidişi çift, geliş tek burada, gümrüğe yakın. Öbür tarafta da sol şeridi kapatmışlar, sağ şerit işliyor. Kesin yol ayırmışlar. İkinci şeridi de bu taraftan vermişler. Kaç? 2 kilometre diyor. Yani yaklaşık bir 3 kilometre kadar böyle tadilat var. Yol tadilatı gümrüğü girer girmez hemen. Takipçinin dediği sol şerit akıcı dediği inşaat olan yer burası o zaman. Ama şu an boş, yani herhangi bir şey yok. Benzin fiyatı 649, mazot 646 florin. Yani bu da ne yapıyordu? Hanım şimdi hesapladı. 1.67 euro. Yani Avusturya'dan buraya bayağı bir fark var. Otobanla diyelim. Çıktığımıza değdi bir nevi. Değdi değil de bir nevi Avusturya'da. Tam 10 sent fark atıyor. Yani dedi evet. Gibi. Evet, şey olarak. Çünkü belirliydi ya. Köyde. Evet, bizim. Öyle. Ama otobandan aldın mı bayağı bir tabii, fark var. Tabii otobandan çıkmazsan fark var. O da neredeyse hemen hemen öyle Tebin arkadaşın yazdığı gibi 80 litrelik depoda vignet parası bedavaya gelecek neredeyse. Burada kapalı. Gişeler varmış daha önceden burada. Ya da park yeri için olabilir. Budapest 157 kilometre, Győr 35 kilometre.
50 kilometre sonra gelen benzinlik. Orada 646 649, aynı burada da. Burada da Tesla'nın şarj yerleri var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şarj yeri var. Ondan biz de şurada bir duralım. O mu artık? M0 mı bilmiyorum. O güzergaha, otobana ayrılıyoruz. Genellikle numara olduğu için M0 diye yorumlayayım ben onu yine de. Evet, şimdi konaklamamızı Family Hotel'de yaptık, Macaristan'da. Yolumuza devam edeceğiz. Çıkış bu taraftan. Kahvaltımızı yaptık. Güzel bir uyku çekmiştik. Mehmet Derin arkadaşımıza buradan teşekkür ederiz. Israrla abi orada kalın dedi. Deydi. İki kişi kahvaltı dahil. Araç parkeri dahil. 99 euro verdik. Kahvaltı da dahil. Kahvaltı içinde tabii ki. Güzel, güvenli bir yer. Biz ilk sefer daha böyle bir deneyim yaptık. Çünkü normalde Slovenya tarafından gittiğimizden yolumuz biraz daha kısa oluyordu. Konaklama ihtiyacı duymuyorduk Bulgaristan'a kadar. Viyana tarafından gelirken ilk sefer bizim gibi gelecek olanlar için 147 nolu çıkıştan çıkıyorsunuz. Oradan hemen şu benzinliğin oradan sağa dönüyorsunuz. Gösteriyor. Tabela var. Zaten otobandan çıkar çıkmaz tabela gösteriyor. Family Hotel 500 metre ileride diye. Buradan da otobana doğru çıkacağız şimdi. Hep beraber. Navigasyon açayım. Oradan da Röske sınır kapısından az önce kontrol ettim. 3-4 araba vardı. O yüzden şimdi Röske sınır kapısına gideceğiz. Bakalım bizim kullandığımız aplikasyondaki kameralar doğruyu gösteriyor mu? M5 otobanına buradan giriş yapıyoruz. Zeket'e doğru. İyi ki de günlük bineti almamışız. Ya bir de işte o avantaj. Günlük alsaydık mecbur Macaristan'a çıkmamız gerekecekti. İkincisini de alırsak bu sefer daha da pahalıya daha gelecekti. Akşam sonra bir tane bayağı şimşek vardı. Dolu da yağmış. Çok dolu yağmış. Kaynana haberlerden duymuş, bizi aradı. İyi ki yani akşam burada konaklamışık, yoksa yumurta büyüklüğünde dolu yağmış Sırbistan'a. Biz de o doluya yakalanacaktık. Ceviz canım, ceviz. Yumurta da olmasa da ceviz. Küçük yumurta da. Camını kıracak kadar varmış yani. Şimdi yumurtanın cinsine bağlı, öyle diyelim. Evet. Yok, zorlu olurdu yol. Evet, zorlu olurdu ama böyle iyi oldu dinlendiğimiz. Şimdi dinlenmiş vaziyette gündüz yolumuza devam edeceğiz. Şimdi 38 kilometre var Röske'ye, şimdi açtım. Tamam. Navigasyonu açtım. Leylek de bu arada üstümüzden geçiyor. Evet. Aa, vallahi leylek geçti gene. Bizi yolcu ediyorlar hep. Evet, buradan da Romanya için yol ayrımı Arat. O taraftan gidiyor. 159 nolu çıkış. Biz ama direkt gideceğiz. M5 otobanı direkt buradan M43'e ayrılıyor. Sağ taraftan
Arat, Romanya diye. Tabela geldi. Arat, Romanya yol ayrımından sonra Sırbistan Röske'ye doğru Röske Gümrük Kapısı 14 kilometre, Belgrad'da 220 kilometre gösterdi. Yani Röske'den Belgrad 204 kilometre, 206 kilometre. Burada da uyarı açmışlar, şlav olabilir diye yığılma. Ama kamerada herhangi bir şey yoktu. Birazdan hep beraber göreceğiz. Bir şeyler var mı yok mu? Son benzinliğe girdik. Camlarımızı bir temizledik. Buraya az kaldı. 1 kilometre diyor. Otobüsler bundan. Sol şeritten de arabalar diyor. Alo. Alo. Alo, Zimetta.
şey. Bence plakat kanalı. Plak olabilir. Müstanınlama olabilir. Çünkü yüzler nasıl çeker camın içini bilmiyorum. Çıkabilir. Aynı kamera gibi. Radarlar nasıl çekiyor? Süratli giderken. Bu da öyle bir şey olabilir. Her dilden dövizden siz kız. Bak her dil biliyor baksana biraz kadın. Türkçe de hadi güle güle diye. İçinci bu lazım değil. Senin oturum sadece pasaport. Macaristan giriş bomboş. Belgrad.
içi 50, şehir dışı 80, Krafaş trasi dedikleri 100. Otoban 130. Otoban 130. Buradan benzinlikte bir şey soralım. Var mı? Kart soralım. Var mı? Evet, gümrükten sonra ilk gelen benzinliğe girdim. Mol benzinliği var. Orada internet kartı yok. Burada Belgrad 184 kilometre, Novi Sad 95 kilometre. Yolumuza böyle devam ediyoruz. Yol çok güzel. Zemin olarak da güzel. Bomboş. Yalnız sadece tırlarda bir kuyruk var. Araçlarda Sırbistan çıkışı bugünlük 6 araba vardı anlık. Arınıza bakalım. Dizel 203. Benzin 199. Yani değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Aynı. 10 gün önceki fiyatlar yine aynı. Duruyor. Bir buradan sorayım bakayım burada var mı? Park yeri var mı? Yan taraftaki park yeri. Burası elektron o 5'i doldurma. Ne? Bu boş kaldı. Evet şimdi Sırbistan'a girdikten sonra ilk gelen benzinlikte internet kartını bulamayınca ikinci benzinliğe Euro Petrol'a geldik ve oradan kartımızı aldık. 5 GB Yettel kartı. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Hemen kartı takıyorsunuz, aktif oluyor. Yeni sistem. Giderken de aynı şekildeydi. Şimdi gelirken de 5 GB Yettel kartı 5 euroya aldık. 7 gün geçerli. Takar takmaz da hemen internet geliyor. Belgrad'a 40 kilometre kala hemen hemen ilk ödeme yeri. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz burada. Bu havada da motorların işi çok zor ya. Suya düşmüş fare gibi oluyorlar. Ama zevklidir. Vardır bir. Benzinciye girin iki kahve için. İkinci kahveyi için yazmış. Sonra ikinci kahveyi içtik. Üçüncü kahve olur. Bir kahvaltıda şimdilik içtik. Daha, bir evet. De kahvaltıdan sonra içtik. Belki nişe durursak biraz şey benzin almaya, dizel almaya o zaman belki alırız. Belki. Ama şimdi canım istemiyorum değil mi? Çok lezzetliydi kahve. Ağzımın tadını bozmuyor. Bozmayayım şimdi. Refik uyanmış. Hayırlı yolculuklar Fransa'dan. Selamlar sevgiler. Müsü Refik Başar. Müdürüm hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Fransa'ya selamlar. Burada fiyatları yazıyor. Nereden geldiğinize göre. $0.50, $0.50, $0.50, 2 euro. 2,5 euro, en fazla 3,5 euro diyor. Niye? Arabalar 6,5 euro, 5,5 euro, 5 euro. Nereden girdiğine bağlı şimdi? Nereden girdiğine bağlı. Biz nereden girdik? Ne yazıyor burada? Subotica 6, en alttaki 3,5 euro. Subotica. Evet. Bakalım şimdi. 720 euro mu? Şimdi öğreneceğiz. Birebir. 120 de bakalım kaç euro yapıyor. Burada 6,5 euro diye bir
fazla buçuk TL, daha fazla değil. Hayır, bir etiket yapıştırmışlar cama. €6 falan benim hesabına göre. Avrupa 6.50 yazıyor. Evet, o 720 mi ne yazıyordu orada? 730 o. €6.50. Şimdi karıştırmayalım Google kanalına. Fiyat mı? €6.50. 730 onların paraları. Belgrad'ın içine ayırıyor. Merkezden gitmek isteyenler için direkt de iniş zaten yazıyor. Az önceki tabelada da transit olarak da ekstradan yazmışlar. Sol şeride dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Adam polise selektör yakıyor Kastiye yoldan. Evet, buradan sağ taraftan yavaş yavaş gel oğlum, buradan da gidiyor yol. Diş plakalı. Kararsız kaldı. Ne diyor, ben transit değilim, kalıcıyım. Ha, belki Belgrad'ı gezecek, bilemezsin şimdi. Nur abla, biz Hipsaladın geçiyoruz. Heyecan çok oluyor. Ben de o heyecan olmuyor işte. Yani bir deneyin, bir Kapa Kule'ye deneyin Nur abla. O zaman. Refik ne demiş? Edirne'nin albenisi var. Ciğeri var. Bilmiyorum, var. Gerçekten var o taraf. Bir değişik enerji var Kapa Kule'de. Değil mi? Evet. Çok da free shop'a heyecanlanıyorum. Kim? Nuray abla. Ama Hipsala'da iki tane var. Evet, bir Yunanistan'dan çıkınca var. Bir de Türkiye'ye girdikten sonra. Bir de Türkiye'ye gümrük kontrolünden sonra var. Ama tahminimce Hipsala'daki biraz daha pahalı. Sallayın bize gençler demiş Nur abla. Dikkat edin, yollar ıslak. Allah korusun sizlere. Bayağı yoruyor. Çaçak, benim çaçak geldi. Evet, çaçak. Aynen. O çaçak ne beklemişti? He? O çatçak diyorum, ne beklemiştik? Evet. 12 saat aynı yerden bekletir mi? Gümrük değil, bir şey değil. İnşaat. Evet.
muhtarımız var. Bahane çok yani Refik yazmış. Evet, bahane çok, evet. Benim çocukluktan kalma bende çok büyük hatıraları var Edirne'nin. Ama eskiden girmiyorduk, otobandan gidiyorduk. Evet. Son bir zamanlarda da terliğinin sayesinde, müdürümüz sayesinde, muhtarın sayesinde oraya da gidiyoruz. Ciğer yemeği de uğruyoruz. Mecbur merkezden çok geçiyoruz. Çok da güzelmiş evet Edirne. Bak doğru görmüşüm. 246 kilometre niş. 246 kilometre niş buradan. Navigasyon diyorum. GoPro. Oradan da bir çekim yapalım. Yolun üstüne de yazmışlar gördüğünüz gibi. Aynen, evet, Avusturya'daki, Almanya'daki gibi yazmışlar. A1 otobanı. Karışan olmasın. North Macedonia'yı yazmışlar yolun üstüne. Sağ taraftan da Belgrad'a merkeze yol ayrılıyor. İlk seferde burada Sofya yazıyor, Bulgaristan. Senin Çinlerin yaptığı yola geldik. Evet evet. İmzalarını bırakmışlar canım. Güzel yapmışlar. Ellerine evet, sağlık. Yani köprünün üstünde evet, yazdığı gibi Avar China. Güzel yapmışlar. Benzin fiyatları da burada da aynı. Aynen. 196 201. Belgrad'dan sonraki çıkışta bilet alacağız şimdi yol için. NEP olanlar sağdan 4 tane peron var. Buradan da 5 tane bilet çekmek için. Tiket diyor. Buyur. Plakayı da yazmış. Şimdi istikamet Niş. Belgrad'dan sonra ilk gelen yol inşaatı. Yaklaşık Niş'e 140 kilometre kala. Burası 60'a düşüyor tek şerit halinde. Karşılıklı öbür taraftan da var. Ama tahminimce sadece
500 metre kadar bir yer. Bu tarafta, öbür tarafta biraz daha önceden başlamış. Toplamda 500-600 metre gidiş geliş tamirat var. O kadar. Evet, bu Çaçak çıkışına Kuru yakın Kurusevaç. Kurusevaç çıkışında da böyle yol tamiratı var. Kablo. Her iki tarafa. Evet, kablo yapıyorlar herhalde. Bir de kanal çalışmaları var. Bu çok küçük bir yol inşaatı. Hemen bu Bayburtlu'nun oradan başlıyor. Sol taraftan Almanya'ya doğru giderken. Geldiğimizde 6 euro 50 cent ödemiştik.
bakalım burada kaç para ödeyeceğiz şimdi. 11-12. Kolga? 11. Evet. 11. Anladım kadarıyla. Tabii abi. On üç. Tamam. Merci. Ciao. 13 euro. Kategori 1. Novi Sad orası. Aynı hemen Belgrad çıkışından. Burası 2 euro daha fazla Novi Sad'dan. Evet. Böyle tarafa 17,5 euro ödedik. Burası 13,6 19 yapıyor. 19,5. 2 euro fazla Novi Sad'dan gelirsin. Sırbistan'dan 3000 liralık onların parasıyla ve şimdi de gümrük bomboş. İki araba var önümüzde. Çıkışta yoğunluk var. Buradan gördüğüm kadarıyla. Sol tarafta da bizim kartı aldığımız yer. Karşıya boş görünüyor Bulgarya'da. Bunlarla epeydir Belgrad'dan beri beraber geliyoruz. Dinlenmemiz iyi oldu. Evet. Rahat rahat geldik. Aynen. Güzel bir yolculuk oldu. Hiç acele etmeden. Son zamana gerek yok. Yorulmadan. Ay.
Да, дуралым сонра. İki. Namaz. Rahmetli. Malcolm. Uçi gost. Uçi, uçi. Znači, prijatno. Ugađeno te ste DJ koji je u srp. Girişte, çıkışta daha doğrusu, Sırbistan girişi çok yoğunluk var. Baya baya yoğun trafik. Hani Almanya istikameti. Evet, burası da. Yeni gümrük kapısı şöyle gördüğünüz gibi şurada. Bir araç var. Şuraya yanaşalım. Baya baya peronlar ilerliyor. İlerliyor. Kaç tane? 11, 15, 17 diyor. 19 o zaman çifter çifter peronlar. Ha? Evet ama. Şey dedi. Burada. Haberden. Haberden. Tamam, huzuru sizin. Bagaj. Bursa daha gelmez. Şöyle girelim. Hem kahve alırız. Hem tamam. Şeyimiz gibi oraya gelelim. İnternet buraya daha gelme. Gelmedi bile. Sırf hadi girmeyelim. Buradan girişte asfalt sol kokuyor. Tarafta buradan vignet alabiliyorsunuz. Ya da online alın. Shell benzinliğinde otomatlardan da alınıyor. Buralar böyle genişlemiş. Asfalt kokuyor. Yeni asfalt döküyorlar alt evet. Tarafa. O yüzden. Ondan mı? Evet. Yani şimdi birazdan da göreceğimiz güzergah da düzeldiği zaman buradan çift şerit Türkiye'ye kadar nasip olursa gideceğiz artık. Gide gele, gide gele yollar da bitti artık. Bulgaristan'dan herkese selamlar, sevgiler anlık. Şimdi şuradan bir Shell benzinliğine girelim. Kahve alalım. Birer kahve. Ondan sonra.
canlı yayınımızı açalım. Oradan sohbet ede de Safiye'ye kadar gidelim. Bir bu bağlantı var, burada dikkat etmeniz lazım. Onun haricinde güzergah üstünde bozuk bir yer yok. Burada hemen dizel 2 leva 89. Korkuttun beni de. Benzin de 2 leva 89 sent. Ne haber? 1 euro 45 sent. 1 euro 45 sent. Evet, Sırbistan'dan hala ucuz. Yani öyle diyelim. Yani Sırbistan'ın 1.72. Pahalı olduğu halde. Pahalı, evet. Pahalı oldu. Biz mazotla alacağız. O zaman tam fiyat görürüz. Eyvah. Şimdi böyle yavaş yavaş devam edelim bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı bu taraflarda? Toplamda hesap ettik. 51 euro 60 sent. Belki. Yalan söyleyeyim. Yani 51 euro kusur. Yol ücreti ödedik. Macaristan üzeri gelişte. Öbür tarafta 80 euroyu geçiyor. Yani aradaki fark bir 30 euro kadar. Birinci sınıf araçlar için. Öyle söyleyeyim. Ortalama yakıtım da fazla hız yapmadığımızdan 5.8 litre gösteriyor. Yani geze geze yavaş yavaş geldik. Yollar bayağı yağış da vardı ara ara. Belgrad'dan sonra yayından sonra canlı yayından sonra yollarda herhangi bir evet buraya çok kötü girmişler zaten. Yollarda herhangi bir sorun yok. Her şey muhteşem. Çok güzel. Tabii ki Novi Sad Belgrad arası, daha doğrusu Macaristan Belgrad arası olan otoban muhteşem. Belgrad'ın çıkışına kadar, ondan sonra gene böyle patır patır. Değişik ki. Evet, şimdi Slivnica kavşağında yol ayrımı belki muhtemelen buradan olur. Sağ tarafta gördüğünüz gibi vinçler var. Yolu da görüyorsunuz. Otoban oradan bağlanacak gibi duruyor. Ve kuzey çevre yoluna buradan bağlanacak. Artık 4 gidiş, 4 geliş mi olur burası? Bu yolu da geliş yapabilirler büyük bir ihtimal. Tabii ki bu benim fantazim, öyle diyeyim. Ama olur mu? Olur yani. Olmayacak bir şey değil. Çünkü öbür tarafında çok büyük bir yol yapılıyor. Evet, böyle büyük yol yapmanın sağ tarafta görünüyor sanırım. Ekrana geliyordu. Ve o yolda oradan direkt birazdan bu otobanın bittiği noktadan karşıya geçip Sofya'ya girmeden, yani geçenki videoda Sofya'daki kavşak tarih olacak diye, gerçekten de bu sezon gelirseniz bir fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Gazi Emin dediği gibi vallahi ne olursa olsun diyor, ben yine Sofya merkezden giderim diyor, ben çok seviyorum orayı diyor. O yüzden öyle gidenler de olabilir tabii ki. Ben az kalsa şimdi şey tarafından gidecektim. Dimitrovgrad eski güzergah içinden geleyim dedim. Ama dedim boş ver, rahat rahat git şimdi. Yani. Nostaljiyi seviyorsun. Büyük kavşak buradan yavaş yavaş başlayacak artık. Buraları falan inşaattan dolayı yollar topraklardan, gördüğünüz gibi sağlı sollu biraz portakal rengi almış, kahverengileşmiş. Şimdi tam önümüzdeki gelen bu vignet okuma yerinin sol tarafına doğru kendinizi odaklayın. Oradan yeni yol o tarafa bağlanıyor.
Oradan da tam merkeze, merkezden gidilen güzergaha bağlayacak. Bayağı yağmur yağmış. Ama buralara da bayağı yağmur yağmış. Tarlaların içi sırf su. Daha net, daha güzel görüntü olsun. Şimdi hafif şöyle, belki GoPro sizi rahatsız eder. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hafif sola çevireceğim. Odaklanabilmeniz için. Buradan gördüğüm kadarıyla asfaltı bitmiş buranın. Sofya'nın içine doğru kalan bir bölümde sadece bir arazi kalmış boş. Yol daha hiç başlanmamış oraya. Yani 24'ün sonuna kadar bitecek gibi görünüyor ama ben büyük bir ihtimal artık 25 sezonu diyorum. Kendimi fazla umutlandırmıyorum bu inşaattan dolayı. Şimdi buradan biraz daha yavaşlayalım da buraya kadar herkes daha net görsün. Gördüğünüz gibi buradan yol bağlanacak. Yani Sofya'dan Kuzey Çevre Yolu'ndan geldiğiniz zaman bu sol taraftaki bayırdan aşağı doğru ineceğiz. Bir ufak inşaat burası var. Anlık burada. Ama o da pek rahatsız edici değil. Yani yaz sezonunda bile rahatsız etmez. Şurada yaklaşık bir 500-600 metrelik bir inşaat burası. Gördüğünüz gibi asfaltı dökülmüş, hazır bekliyor buralar. Bunu gerçekten drone'la bakılması lazım. Drone'la nasıl gidiyor? Gelip birkaç noktadan gidebildiğimiz kadarıyla birkaç çekim yapalım. Sizlere de onun bilgisini verelim. Ama an itibariyle gördüğünüz gibi buraya kadar düzeltmişler. Tabii buyur hanım. Şimdi gene ben... Ya bak buradan da var bir şey. Gene yoldan da gelecek buraya. Nasıl olabilir. Olacak? Bir yerden bağlayacaklar. Bitince göreceğiz. Evet. Biz zaten bu yolu geleceğiz. Sizlere bu bilgileri paylaşıyoruz. Karşılıksız. Yani bize destek olmanız yeterli. Abone olmanız. Bizim için çok kıymetli, öyle diyeyim. Kıymetli dostlar edindik bu yakın zamanda. Umarım böyle de devam eder. Sofya 22 kilometre kalmış. Buradan. Bu taraflarda artık biraz daha sabır diyelim. Bir sene sonra hayırlısıyla otobandan direkt Türkiye. Muhteşem olur. Aynı Belgrad'ın çevre yolu gibi. Evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Rahat. Şehir merkezini görmeden. Tabii ki merkezi gezmek isteyenler için de buradan değil, çevre yolundan kesin bir bağlantı vardır Sofya merkeze. Bu sene sonunda yer açılırsa o zaman yine gelir. Çekim yaparız. Genellikle burada şu Gergana'nın olduğu taraflarda bu restoranın önlerinde süpermarketin radar oluyor ama bugün yok herhalde. Yine perşembe. Hafta sonu olur be. Maaşlar gelmemişti. Bedir Market sol tarafta da. Kısa bir özet geçmek gerekirse Almanya Augsburg'dan çıktık. Avusturya Deggendorf, Passau, Avusturya, Macaristan, Röske'den Sırbistan'a girdik. 2-3 araba vardı önümüzde.
Özellikle bir at. Bir de at, hanımın dediği gibi ama Roma. Roma'nın üstünde. Onun haricinde Belgrad çevre yolundan artık tutun Bulgaristan'ın girişine kadar tüm yol üzerinde bir Macaristan'da 4 tane inşaat var büyük. Kayda edilecek. Ama onlar da yaz sezonuna kadar kesinlikle biter. Şeritleri çiziyorlardı. Başka öyle önemli bir şey yok. Sadece bir mazot fiyatları hemen hemen ortalama hepsi 1-3-5 kuruş oynuyor arada. En ucuz giderken güzergah üstünde Bulgaristan'dan sonra Hırvatistan'da hemen hemen şu anlık aynı fiyatlar Bulgaristan'la Hırvatistan'da. Geri kalan yerler 1.66 ile 1.73-1.75 o civarlarda değişiyor oylu olarak. Ama Sırbistan 1.70'in üstünde. Evet. 1.70'in altına inmedi Sırbistan. İşte yanımıza biz benzinliğe durduk ya. Bir ay, Almanya'da mı geliyordu bu aile? Avusturya'da. Full şey yaptılar. Aldılar. Tam 100 euro ödediler. Ufacık evet. Arabaya ya. Dedim işte bizim videolarımızı seyretmedi. Kaybettiği insan gerçekmiş. Ya ben çünkü onları... oradan birazcık alırdı buraya gelirdi burası. Daha avantajlı. Yani daha önce de tabii nereden geliyorlar yani bilmiyorsun. Nereden baksan 40 cent bir tabii fark atacak. Fark atıyor tabii. Gitken. O yüzden biz de 15 litre aldık. Bize yetsin diye. Daha halen Avusturya'dan Balıkçı Ahmet'ten aldığımız yani Fiş Ahmet'ten aldığımız mazotla geldik. Gelirdik de ben garanti olsun diye 15 litre aldım. F5 mi diye yazmışım. Yayını da tekrar yeniledik. Bekir yazmış, Azim abi akşam işe gideceğim, kendini iyi bak, çöz demiş. Çöz. Yeni gelen arkadaşlar için tekrardan bir hemen bilgi vereyim. Sırbistan, Bulgaristan girişinde peronlar çok güzel olmuş, muhteşem. Yaz sezonunda sanırım yoğunluk azalır. Yani azalmaz da eskiye nazaran azalır. Bayağı büyük peron sayıları. Sanırım sayabildiğim kadar 10 tane peron var işleyecek olan. Herhangi bir Sırbistan'da da çıkışta da herhangi bir arama falan yapmadılar. Sadece camı açıp açar mısın dedi. Camı açtık. İki kişi misiniz diye sordu. Başka bir şey yapmadılar. Sadece Bulgaristan'a girdik. Girişte de gümrük memuru, gümrüklük yaşanız var mı dedi. Yok dedik. Zaten de yok gerçekten. O yüzden hiç durmadan, arabadan inmeden Almanya'dan buraya kadar geldik. Sadece mazot içmek için, mazot almak için arabadan indik. Başka türlü devamlı yoldaydı. Sırbistan'a girişte Novi Sad üzeri Rom Macar'dan ikinci gelen Europetrol'dan kartımızı aldık. İnternet kartımızı 5 euroya 5 GB. Bizi yeni izleyenler için onun bilgisini de verelim. Hemen otomatik kendi aktifleşiyor kart. Hiçbir mesaj, bir yere bir şey yazıp yollamanıza gerek yok. Kendi telefonunuzda kart varsa onu çıkarıp hemen direkt onu takıyorsunuz. Tabii ki Sırbistan'a girmeden önce mobil bilgilerinizi kapat, verilerinizi kapatmayı unutmayın. Burada şimdi hanım bakar mısın bir tam 2.49 benzinde 1.18 LPG. Yani ben buradan çok kez aldım. Tavsiye ederim. Evet, kaliteli. LPG de aldık. LPG'sini de aldık, benzinini de aldık, dizelini de aldık öbür arabayla geldiğimizde. Şimdi zaten izleyenler ne alaka abi demesinler diye. LPG de en çok fark ediyor. Evet. İyi mi, kaliteli mi, değil mi?
Çünkü hemen hissediyorsun, kalitesiz olunca araba da çekmiyor. Onlarda da oktan sayısı var işte, hı hı. Yakıt şeyi için. Yani LPG'si özendiyse adam dizele de güzeldir, ben öyle düşünüyorum. Kullandık da sonuçta. Kullandık da sonradan, evet, ama önce LPG aldık. Ne demek için? O zaman düşmüş fiyatları. Evet. Giderken 2.60 falandı bir atlama kalmış. Evet, fiyatlar düşmüş. 1.5 hafta içinde. Kalatina inşaatı ne durumda diye bir yorum gözüme ilişti. Kalatina'da inşaat hemen hemen bitti. Sadece yeni çevre yolu yapılıyor. Onun da bu sene sonunda bağlanacağı söyleniyor. Yani seneye yaz sezonuna hazır olur diye düşünüyoruz. Ama bu sezon bitmez. Bağlantı yolu. Kışa gelecek olanlar varsa belki kışa şans eseri yeni yoldan gidebilir. O ne Nail? Abi benim gitmem gerekiyor. İşler bekler. Beklemez. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederiz. Kolay Sağ gelsin. Olun. Allah kolaylık versin. Biz şimdi tam şey mi, bunların trafiğe mi girdik? Saat 5'e giriyor, doğru. İş çıkış saati. Şimdi meşhur döner kavşağı şöyle bir turlayalım hemen hep beraber buraya kadar gelmişken. Kalabalık ama çok ha. Burada gördüğünüz gibi yukarıda Vidin Svilengrad diye. Şurada da var bir tane, bu yanlış ki. Tabelada yazıyor. Sağ taraftaki tabelada da Vidin Svilengrad diye yazıyor. Pernik Kulata. Pernik tarafına gidecek olanlar Stres İzmir dediğim alternatif gümrük kapısına doğru gidiyor. Orada buradan hemen hemen yaklaşık bir bu döner kavşaktan sanırım bir 100 kilometre kadar var. Kulata gümrük kapısı da bu yolu burnunuzun dikinize gittiğiniz zaman direkt Yunanistan'daki alternatif kapı. Onun da geçenlerde videosu vardı. Canlı yayın yaptık. Bayramda giderken. Yani buralar bu sene sonunda tarih olacak. Artık mazide kalacak. Bu sene izine gelmeyenler burayı artık özel olarak gelip görmeleri lazım. Çünkü tarihi bir gurbetçilerimizde buranın çok büyük bir anısı var. Turlayalım. Gelemeyecek olanlar için de özledilerse. Burada Bulgaristan'da döner kavşaklara girdiğiniz zaman sinyal vermeyi unutmayın. Devamlı sinyalla dönüyorlar burada. Sol yani girişini, sola. Çıkışını sağ. Evet, buradan da sağa döndüğünüz zaman sen de çıkma istersen devam İstanbul tabelası duruyor orada. Biz böyle buradan şimdi Kulata'ya doğru gideceğiz. Bir dahaki gelen benzinlikte de mazotumuzu alacağız. Sizler için şöyle bir nostalji turu yaptırayım. Gelmeyecek olanlar için. Buradan da istikamet Kulata'da doğru. Şimdi burada burası Sofya'nın güney çevre yoluna doğru bağlanıyor. Şimdi hemen onun da bilgisini vereyim. Birazdan. Oraya gelince. Buradan çıkarken dikkatli olun. Bu taraftan gelecek olanlar için. Bu yol böyle dümdüz Yunanistan'a çıkıyor. Evet. Sağ sol yol dümdüz. Evet, dümdüz. Sadece bu arada 16 kilometre tek gidiş geliş yol var. Gerisi hepsi komple otoban.
Yeni bir inşaat tünel vardı. Belki biliyorsunuzdur. O da bitti, açıldı. Onun da videosu var. Yani şimdi parça parça oldu. Geçenlerde bir o Kresna köyü var. Oraya kadar video çekmiştim. Ondan sonrası Türkiye'ye giderken ikinci bölüm oldu. Bu da buradan neredeyse o tarafa kadar gidecek yolun bir bağlantısı. Şimdi buradan şu köprüyü geçer geçmez sağa yol ayrılıyor. Bu yolu hemen hemen tam 360 derece dönecek şekilde neredeyse döndü. Çok Bana yazısı var. Şöyle biraz daha yavaşlayayım. Bu Boyana çıkışını alacaksınız ve oradan dümdüz gidiyorsunuz. Sofya'nın güney çevre yolundan. Şurada tabela tam sağda görürseniz. Oradan da tam çıkışta Svilengrad diye A1 otobanına bağlıyorlar.